Dışişleri Komisyonu farklı ülkelere resmi ziyaretlerde bulunuyorlar. Yanımda bir Dış İlişkiler Komisyonu üyemiz var. Ve bizim bu ziyaretlerin hepsinde, tamamında, altını çizerek söylüyorum, hiçbir Dış İlişkiler Komisyonu üyemiz bugüne kadar 5 yıllık süre zarfında bir resmi görüşmeye davet edilmemiştir. Katılmamıştır, bilgi verilmemiştir. Diğer 4 parti temsilcileri oturuyorlar, artık ne yapıyorlarsa gizli saklı gidiyorlar. Bunu ta gidip Washington DC'de bir parlamenterden, bir senatörden öğrendim. Bir dakika, buyurun toparlayın. Biz HDP'ye yönelik ayrımcılık yapıyorsunuz derken, haksızsınız derken tam da bunu söylüyoruz. Gülmenize gerek yok. Gideceksiniz. Bunun hesabını vereceksiniz. Orada bir de kadın vekiller gülüyor, Dışişleri Komisyon Başkanı da gülüyor. İnsan utanır ya. İnsan utanır. Onlar nasıl buraya halkın oyuyla geldiyse, bizim milletvekillerimiz de halkın oyuyla geliyor. O bize oy verenler AKP'yi tanısın. Ellerinde yetki olunca yapmadıkları hiçbir zulüm kalmıyor. Bu ülkeyi çete gibi yönetiyorlar. Çete gibi yönetiyorlar. Evet, çetecilik yapıyorsunuz. Ve bunun hesabını soruyoruz. Siz kimin parasıyla nereye gidiyorsunuz ya? Kimin parasıyla geziyorsunuz? Bunun cevabını istiyoruz. Biraz önce bir soru sordum. Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AKP Grup Başkan Vekili yanıt vermedi. Bu biz kabul ediyoruz. Türkiye'de halkın oyuyla seçilen milletvekillerini iktidar olarak ayırıyoruz. Sadece milletvekillerini ve partiyi değil, onlara oy verenlere yönelik de ayrımcı yaklaşıyoruz. Bu illerin iradesini tanımıyoruz ve halkın vergileriyle yaptığımız resmi ziyaretlerde bir partiyi dışında tutarak biz aslında ayrımcılığı resmen kabul ediyoruz ve dünyaya ilan ediyoruz demektir. Bir Dış İlişkileri Komisyonu üyemiz şu anda burada ve İçişleri Bakanlığı'nın keyfiyetiyle efendim pasaportuna da şerh düşülmüş. İki yıldır bunu ifade ediyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi. Şahsı adına ikinci söz Antalya Milletvekili.